Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye bir inşa aşamasında da tabii ki hazır betonun çok önemli bir yeri var. Çünkü inşaat sektörü doğrudan yapılan yollar, barajlar, altyapı yatırımları hazır betonla ve doğrudan ilgili. Üstelik bunların teknolojilerini, bunun için gerekli olan araç ve gereçleri de artık Türkiye kendisi yapıyor. O yüzden bu sektör Türkiye'nin imarı açısından önemli olduğu için biz bu sektörü bugün masaya yatıracağız. Enine boyuna konuşacağız. Konuklarım Yavuz Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı. Aynı zamanda Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı seçildiniz. Bunun için de ayrıca sizi kutluyorum. Türkiye uluslararası arenada da bu anlamda temsil ediyorsunuz. Nereye geldik? Kaliteden teknolojiye bunları sizle konuşacağız. Ve Oğuz Diken, Beton Star Beton Pompaları Yönetim Kurulu Başkanı. Oğuz Bey, siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi hazır beton önemli ama hazır betonun önemini anlamak için sanki inşaat sektöründeki hazır betonun yerini bir öğrenirsek, tabii, hani gözünüzün önünde neden bahsettiğimizi de rakamlarla bir anlatmış olalım isterseniz. İnşaat sektörü her zaman çok önemli ama son 10-15 yılda inşaat sektöründe ciddi bir destek, hükümet desteği var. Ciddi bir devlet politikası izleniyor. Altyapı yatırımlarına çok büyük önem verildi ve bu sizin sektörü aslında ne kadar önemli olduğunu da uzun yıllardır gösteriyor. Nasıl tescilledi bu rakamlarla bu sektör? Evet. Sayın Beyciğim, öncelikle şahsınıza ve Bloomberg Televizyonu'na bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, biz teşekkür ederiz. 15 Temmuz haftası olmasından dolayı da bu hain saldırıyı düzenleyen örgütü nalet diyorum ve bir daha kınıyorum Cumhurbaşkanımıza, demokrasimize ve ülkemize yapılan bu tip saldırının tekrar ve tekrar Türkiye Hazır Beton Birliği adına kınamaktayım ve nalettirmekteyim. Zaten efendim biz de böyle üretimle, aş ve işle teröre karşı savaş açıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Biraz önce çok güzel tarif ettiniz. İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. İnşaat sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki yeri 2015 yılında 8.2 iken 2016 yılında 8.8'e, yani yaklaşık olarak %9'a ulaşmıştır. Hı hı. İleri ve geri bağlantılarını düşünürsek, yani hazır beton, çimento, ekip ve ekipman yapan diğer imalat sektöründe düşünürsek, inşaat sektörü gayri safi milli hasıla içinde %20'lik bir yere yaklaşmıştır. Bu çok önemlidir. Bundan dolayı inşaat sektörü Türkiye ekonomisini tabiri caizse lokomotiflik etmektedir, çekip bir yerlere götürmektedir. Hazır beton sektörü de inşaat sektörünün en önemli kolu ve tedarikçisidir. Hı hı. Hazır beton sektörü 109 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ve 16 milyar cirosu 38 bin çalışanıyla önemli bir sektör haline gelmiştir. Türkiye Hazır Beton Birliği de bir sektör kuruluşudur. Türkiye'de sağlam, dayanıklı binaların inşası için kaliteli, standartlara uygun, sürülebilir, çevre dostu beton üretmek ve betonu kullanılmasını yaygınlaştırmak için 1988 yılından beri çalışmaktayız. Peki bu büyüme rakamları da aslında bu dediklerinizi doğruluyor. Yani baktığımızda inşaat sektörü 7.2 büyümüş. Evet efendim. Bu büyüme rakamları aslında hazır betonun ve Türkiye'deki önemini de aslında matematiksel olarak ortaya koyuyor, değil mi başkanım? Hiç kuşkusuz. Türkiye hepimizin bildiği gibi 2016 yılında 2.9 büyümüştür. Ama inşaat sektörü 7.2 büyümüştür. 2010 yılından beri inşaat sektöründe göreceli bir büyüme vardır. İnşaat sektörünün gayri safi milli hasıla içindeki yeri bunu zaten göstermektedir. Hı hı. Ayrıca ben size başka bir ipucu vereyim. Gayri safi milli hasıla cari fiyatlarla 2016 yılında %10.8 büyürken inşaat sektörü %19.3 büyümüştür. Yani inşaat sektöründeki büyüme hızı gayri safi milli hasılanın iki mislidir. Çok önemli. Şimdi Oğuz Bey, hazır betonu yaptık. Evet. Hazır betonu yaptık, iş bitmiyor ama hazır beton öyle bir sektör ki kendi yan sanayisini ve kendi sektörlerini de beraberinde geliştirmiş. Evet. Beton makineleri olmuş. Evet. Betonu yapıyoruz. Bir de beton makinalarını yapıyoruz. Evet.
Eskiden bunları yurt dışından sipariş ederken bugün biz kendimiz yapıyoruz. Doğru. Bu aslında bu hani nereden nereye dediğim zaman siz bunu en iyi bilen insanlardan birisiniz. Doğru, evet. Yani beton pompası kelimesi telaffuz edildiği andan itibaren ben sektörün içerisindeyim. Değil mi? Evet. Ve son 10 yıldır da ülkemizde bu pompaları üretmekteyiz. Ki bunları Almanya'dan falan alıyorduk biz eskiden. Bir Avrupa'dan falan tabii satın Avrupa'dan alıyorduk. Geliyordu. Tek üretici ülkeler Avrupa'ydı. Fiyatını beğenirseniz alıyorsunuz. Beğenmezseniz tabii. İşinize gelirse değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bunu yaşadık biz Türkiye'de. Çok yaşadık evet. Fiyatı onlar belirliyordu. Gerçi rekabet nedeniyle şu anda fiyatlar çok farklı yerlerde ama tabii rekabet de gerekiyor nihayetinde. Öncesinde rekabet kuralları çalışmıyordu. Yani ana firmalar fiyatı belirliyordu. Müşterilerimiz de bunu almak durumunda kalıyordu. Ama bugün öyle değil. Bugün ciddi bir rekabet var. Kendi sanayisini yarattı. Tabii kendi sanayisini yarattı. Rekabet de had safhada devam ediyor. Rekabet adil olduğu sürece biz rekabeti destekliyoruz. Ama bugün o sanayi kendi sanayisini yaratırken kendi teknolojisiyle beraber de yarattı. Bunun da önemini vurgulamak gerekmiyor mu? Tabii burada inşaata verilen destek çok önem kazandı. Jenerasyonumuz gereği inşaat sektörü her zaman iktidarların ön planda yer almıştır. Ancak ilk kez bu son 10-15 yıllık dönemde inşaat sektörü hep lokomotif lider sektör oldu ve hiçbir zaman düşüş kaydetmedi. Hı hı. Bu da hem inşaat teknolojilerini hem de inşaat teknolojilerini destekleyen makinelerin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ve halen de devam ediyor. Mesela ben biliyorum ki 58 metre yüksekliğinde bir binanın tepesine üretilen hazır betonu pompalayacak cihazları Türkiye'de yapıyorsunuz. Evet. 58 metreyi de başardık. Artık 65 metreye doğru yol alıyoruz şu anda. Türkiye hazır betonda artı makine sanayinde de bu anlamda zirveyi zorluyor. Kesinlikle. Bizim makinamız bugün dünyada hatırı sayılabilecek tarzda teknolojiyle üretilmiş, detaylar üretilmiş önemli bir makine. Ve bu konuda da iddialıyız. Dünyada baktığımız zaman tabii niş bir market, beton pompası sektörü niş bir market. Çok fazla üretimin olmadığı bir sektör. Ortalama dünyada Çin'i saymazsak 3000 adet beton pompası üretiliyor. Artı eksi %10 diyebiliriz biz buna. Ve burada Türkiye'nin yani en azından Betonstar'ın diyelim bebek oyuncu olarak Betonstar'ın %2 gibi bir ihracat katkısı var. Bu da önemli ve son 3,5 yılda yapmış olduğumuz gelişmeler bizi daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Ciddi ataklar yaptık, yelpazemizi tamamladık ve sonraki yıllarda inanıyorum ki bu rakamlar çok daha yukarı çıkacak. Şimdi Türkiye Hazır Beton Birliği'nin tabii az önce de söyledim Türkiye'nin kullandığı hazır betonun dünya standartlarıyla karşılaştırıldığı zaman başkanım biz bugün dünyanın en iyi hazır betonunu kullanıyoruz ve üretiyoruz. Ve bunu da aynı zamanda doğru bir şekilde tüketiyoruz diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz diyebiliriz. Özellikle Türkiye'de 109 milyon metreküp üretim hacmiyle 2009 yılından beri 7 yıldır Avrupa'da birinci konumdadır. Dünyada da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 3. sıradadır. Bu hacim anlamında böyledir ama biz kalitatif anlamda da ortalama beton sınıflarında da C35 ve üstü betonlarda da Avrupa'nın üstüne çıkmış durumdayız. Türkiye betonu sadece stabilite açısından değil artık durabilite açısından da incelemektedir. Bizim Türkiye Hazır Beton Birliği'nin çatısı altında önemli 3 tane kuruluşumuz vardır. Bunlardan bir tanesi akredite edilmiş laboratuvarımızdır. Yapı malzemeleri laboratuvarıdır. Burada hem beton hem de beton bileşenleri kimyasal, mekanik ve fiziksel testlerden geçmektedir. Hem üyelerimize hem üye olmayan firmalara burada hizmet vermekteyiz. İkinci önemli ayağımız kalite güvence sistemimizdir. Bizim bünyemizdeki iktisadi kuruluşumuz tamamen tarafsız, yansız ve bağımsızdır. Bünyemizde üniversite çevrelerinden çok önemli ve değerli hocalarımızın yanı sıra sivil toplum örgütlerinden katılımcılar ve bakanlıklardan temsilcilerle beraber bir kurul oluşturduk. Bu kurul Türkiye'de bizim ürettiğimiz betonu denetliyor. Bağımsız denetimler yapıyorlar. Bu denetimler hem sistem denetimi hem de ürün denetimi şeklinde devam ediyor. Ürün denetimlerimiz kesinlikle haber vermeksizin yapılan denetimlerdir. Çıkan sıkıntılar neticesinde derhal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimleri haberdar edilmektedir ve üretim durdurulmaktadır. Hı hı. Yalnız
Biz sadece Türkiye'deki betonun %65'ini denetleyebiliyoruz. Ve üretilen betonların Avrupa standartlarına, Avrupa standartlarıyla aynı olduğunun garantisini vermekteyiz. Evet. Üçüncü önemli ayağımız da hiç kuşkusuz eğitimlerimiz ve yaptığımız fuar ve sempozyumlarımız. Eğitimlerimizde şimdiye kadar yaklaşık olarak 18 bin tane beton santrali operatörü, pompa operatörü, transmikser operatörü ve laboratuvar teknisyenine Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası verdik. 40 saatlik eğitimlerde hem mesleki eğitimler veriyoruz, hem ilk yardım hem de iş güvenliğiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Aslında sizin Hazır Beton Birliği olarak ben vatandaş Sami Altınkaya'yı en çok güvendiren unsur bu kalite güvence sisteminiz. Evet. Çünkü niye? Ben betondan anlamam. İşim bu değil. Ama kullandığım yapının ya da uygulanan bir uygulamadaki kullanılan betonun kalitesini ben o sizin Hazır Beton Birliği'nin mührünü göreceğim değil mi orada? Bu kalite güvence sistemini göreceğim. Buna güvendiğim zaman bu kaliteli bir betondur diyebiliyorum. Bu da dünyada tescilli değil mi? Sami Beyciğim tam üstüne bastınız. Türkiye'de beton tüketicilerinin ve beton kullanıcılarının dikkat edilmesi gerektiği en önemli husus kalite güvence sistemi dahilinde olan kalite güvence sisteminin çatısı altında üretim yapan firmalardan beton tedarik etmeleri ve almalarıdır. Hiç şüphesiz ve kuşkusuz oradan aldıkları beton denetlenen betondur. O evlerde oturmak depreme karşı tehdit altında olan ülkemizde önemli bir güvencedir. Bir de tabii bu saydığınız 3 tane kuruluş var. İşte laboratuvarlar, arkası denetlenmesi, bunların belli standartlarda olması. Bütün bunların altında yatan sürdürülebilir bir başarı mıdır? Bu sürdürülebilirlik kavramı çok önemlidir. Hani moda olduğu için sormuyorum bunu. Çünkü hani 15 yıldır, 20 yıldır aralıksız olarak bu konuya ciddi anlamda kafa yoruyorsunuz. Evet. Ki Avrupa Beton Birliği Başkanı olduğunuz için zaten bunu ben söylemiyorum. Bu sürdürülebilirlik başarısından dolayı zaten başkanlığa layık görüldünüz, seçildiniz. Çok teşekkür ederim. Türkiye Hazır Beton Birliği 1991 yılından beri ERBKO'nun üyesidir. 2014 yılında başkanlık komitesine girdik. Ve 2016 yılında Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanlığı'na seçildim. Geçen yıl Berlin'de yapılan seçimlerde. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak yıllardır sürdürülebilirliği hep ön planda tuttuk. Biliyorsunuz sürdürülebilirliğin altında ana başlıklar vardır. Bunlardan en önemlisi çevre, iş güvenliği, management, yönetim ve sosyal sorumluluk. Sürdürülebilirlikle ilgili 2016 yılında İsviçre'de dünya çapında bir örgüt kuruldu. Concrete Sustainability Council, Türkiye Hazır Beton Birliği buranın sistem operatörü, regional sistem operatörü oldu. Ne güzel. Tek yetkili bundan sonra Türkiye'de sustainability için, sürdürülebilirlik için yani istikrar için Türkiye Hazır Beton Birliği seçildi. Bundan sonra çimento fabrikaları, hazır beton tesisleri ve agregat tesisleri bizden aldıkları ve bizim denetimimizde aldıkları sertifikayla sürdürülebilirlik noktasında işlerine devam edecekler. Şimdi sürdürülebilirlik olunca verimlilik beraberinde geliyor. Verimlilik olunca karlılık geliyor. Karlılık olunca huzur ve mutluluk oluyor. Şimdi biz bugün aslında Betonstar'ın yaptığı beton pompaları gibi bol bol moral ve motivasyon pompalayacağız. Çünkü dedik yani 15 Temmuz. Şimdi milletin aklı sır ermiyor yurt dışında. Bu Türkler nasıl insanlar ki? Yani böyle bir dünya olay yaşıyorlar ama yine de üretmekten vazgeçmiyorlar. Yine de teknolojiye yatırım yapmaktan vazgeçmiyorlar. Şimdi bunu akılları almıyor. Ne diyorsunuz? Siz görmüyor musunuz Avrupa'da böyle tepkileri? Görürüz tabii. Şey bana diyorlar, ben diyorum ki gelin görün sanayimizi de diyorum anlarsınız. Yani bu anlatılacak bir şey değil yani. Siz şimdi sanayicisiniz. Hani çılgın Türkler diyorlar, hakikaten çılgın sanayici Türkiye'de. Yani bu kadar negatif gelişmelere karşılık gerçekten. Gel yatırım yap, dünyanın, Türkiye'nin en büyük 58 metrelik... Pompasını üret, gökdelenlerin tepesine çıkar onları. Evet. Bizi etkileme açıkçası. Gerçekten yatırımıza devam ediyoruz. Nasıl yapıyor bunu Türk sanayicisi peki? Vallahi yani nedendir? Bunun bir sebebi var mı? Sami Bey, yani sanayici bir aşk, bir sevgi bu. Yani diğer dış faktörler çok fazla bizi etkilemiyor. Biz devam ediyoruz yolumuza. Sizin santralde de üretim devam ediyor. Hiçbir santral kapanmıyor. Hayır. Ben müsaade ederseniz orada bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye Hazır Beton Birliği'nin bünyesinde şimdiye kadar iki tane uluslararası beton kongresi, ERMKO Hazır Beton Fuar ve Kongresi yapıldı. 9 tane de milli fuar yaptık ve kongre yaptık. Burada Türkiye'deki 109 milyon metreküp betonun bu seviyeye gelmesinde hiç kuşkusuz Türkiye'de beton pompası üreten,
beton mikseri üreten, beton santrali ve onlara ekipman üreten firmaların çok büyük önemi var. Evet. Biz yıllarca bu makinaları, biraz önce de bahsettiğiniz, yurt dışından ithal ediyorduk. Bugün artık dünyayla yarışır, Avrupa'yla yarışır şekilde teknolojiye ve inovasyona ağırlık veren makinalar üretildi. Bu Türk sanayicisinin ve müteşebbisinin gücüyle oldu. Ya. Türk mühendisi, Türk teknisyeni ve Türk işçisi harika makinalar üretti. Biz bu makinaları artık bütün dünyaya satıyoruz. Avrupa'ya satıyoruz, Afrika'ya satıyoruz, Türk Cumhuriyetlerine, Rusya Federasyonu'na satıyoruz. Ve Türkiye'miz buradan ciddi dövizler kazanıyor. Bu anlamda Türk Hazır Beton Birliği'nin çatısı altında ve bünyesi altında onlara, üreticilere her türlü desteği ve cesareti verdik. Böylelikle Türkiye'de tüneller yapıldı, asma köprüler yapıldı, otoyollar yapıldı, büyük binalar yapıldı. 150 metrenin üstündeki binalar İstanbul'da, Avrupa'da birincilik aldı. Dolayısıyla burada hiç kuşkusuz bize ekipman üreten bu firmaların katkısı çok büyüktür. Peki teknolojiye yapılan yatırımlar Oğuz Bey? Yani bunun için çok ciddi bir araştırma geliştirmeye bütçeler ayırdınız. Evet. Ama Türkiye'nin dışarıya bağımlılığını da bu anlamda önlemiş oldunuz. Şunu iddia edebilirim. Dünyada işte diyelim ki 10 tane marka varsa beton pompası üreten, bugün teknolojiye en büyük yatırımı yapan Betonstar firmasıdır. Evet. Diğerleri artık ezberi bozamıyor ama biz sürekli ezber bozmaya çalışıyoruz ekibimle beraber, heyecanla gerçekten. Ve benim şu anda şirkette en fazla içinde bulunduğum bölüm Ar-Ge. Her gün onlarla temaslıyorum. Şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu değiştirelim, bunu değiştirelim. Sürekli bir arayış içerisindeyiz. Önceden tabii ihtiyaç olduğu zaman mesela başkanım, yurt dışından servis gelecek, parça gelecek, bir sürü zaman kaybedeceğiz. Ama bugün artık siz daha şikayette bulunurken firmalar anında müdahale edebiliyorlar. Türkiye'nin bu anlamda da hızını da göstermiş oluyor, değil mi bu? Tabii. Yani söz gelimi şimdi Yavuz Bey'in temsil ettiği kitle bizim müşteri kitlemiz oluyor aynı zamanda. Evet. Bu nedenle ortak problemlerimizle, ortak çözümlerimizle Yavuz Bey'le temas ederek ekibi toparlayabiliriz. Bütün pompa firmalarını toparlayıp görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çözümlerde... Yani Türkiye'nin dışarıya bağımlılığının burada ortadan kalktığını görüyoruz bu sektörde. Çok güzel bir yere parmak bastınız. Bundan daha 10 yıl önce, 15 yıl önce biz yurt dışından, Avrupa'dan makina ithal ederdik. O makinalarda sıra beklemek durumundaydık. Daha sonra makinaya da istedikleri fiyatı öderdik. Ondan sonra da servis ve bakımda çok ciddi sıkıntılar yaşardık. Ya. Oysa bugün artık bu iş böyle olmuyor. Üretici firmalara bir telefonla biz daha makinanın başına gitmeden hemen yedek parça ve servis desteği alıyoruz. Ve bizim fikirlerimize ön planda tutup teknolojik gelişmelerde ne istediğimizle ilgili üretim yapıyorlar. Bu ortak bir çalışmadır. Bu Türkiye'nin ortak gücüdür. Bir de son bölümde aslında bu hazır beton kullanımı, özellikle beton yollar ve beton bariyerler konusu hakikaten hayat kurtaran bir sistem, uygulama. Dünya bunu yapıyor. Şimdi karayolları şartnamesi çıktığı için ben de rahat rahat sorabiliyorum bunu. Evet. Şimdi bu burada aslında Türkiye nereye doğru gidiyor başkanım? Şimdi beton tabii hem endüstride kullanılıyor, hem konutta kullanılıyor, hem endüstri tesislerinde kullanılıyor. Ama maalesef Türkiye'de yollarda ve bariyerlerde kullanılmıyordu. Oysa Amerika'da yolların %50'si betondan yapılmaktadır. Avrupa'da da %30'u betondan yapılmaktadır. Daha önceki programlarımızda da sizinle bir konuda konuştuk. Siz de bu konuda çok mesafe kaydettiniz. Kutluyorum. Dersimizi çalışıyoruz. Beton yollar Türkiye'nin cari açığını azaltacak. Yolların ömrünü 2 misli, 3 misli uzatacak ve ilk yatırım maliyetleri de asfaltla aynı seviyede olan bir yapım şeklidir. Türkiye'de beton yollarla ve beton bariyerlerle yeni bir sayfa açılacağı inancındayım. Hı hı. Bununla ilgili de karayollarımız çok şükür bir şartname yayınladı. Bundan sonra belediyelerin ve karayolları bölge müdürlüklerinin önündeki engel de aşınmış oldu. Biz üyelerimiz de beton üretiyor. 100 milyon metreküpün üstünde beton üreten bu firmaların elinde gerekli ekip ve ekipmanlar vardır. Beton yollar yapmak için de hazırız. Beton yollar Türkiye'nin cari açığını azaltacak. Türkiye'de daha konforlu, daha güvenli yollarda seyahat etmemize imkan verecek. Milli, yerli ve güvenli. Evet. Daha ne isteyelim ki? Evet. Beton bariyerler de olmazsa olmazımızdır. Çünkü beton bariyerler can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir. Beton bariyerlerin son bir standartlarla ilgili çalışma yapıyor Türkiye Hazır Beton Birliği. O standartlardan sonra beton bariyerler daha çok kullanılmaya başlayacak. Beton bariyerler
araçların bir kaza anında çarpım neticesinde yol içinde kalmasına, karşı tarafa geçmesine engel olmaktadır. Hı hı. Bu da canı kurtarıyor ve az mal kaybına sebebiyet veriyor. Türkiye için çok önemli iki projedir. Ciddi şekilde ödevimize yapıyoruz. Şimdi bu konuları var ya, öyle detaylı detaylı Türkiye'de nerede ne yapılıyor, bunu özellikle bir araştırmak ve bunu da kamuoyunu bilgilendirmek gerekiyor. Şimdi çok önemli bir konu var aslında, bunu atlamayalım programın sonunda. Bu 12 özellikle bu beton pompalarında trafiğe çıkma hikayesinde 12 metrelik bir kısıtlama geldi trafiğe çıkan araçlarda. Bu sektörü çok yakından ilgilendiriyor. Bence ondan bir bahsetmekte fayda var. Ne yapmak lazım? Evet, 12 metreden uzun pompalar son 10 yılda trafiğe çıkamıyor. Özellikle yoğun yer almaya başladı markette. Ancak Mayıs ayında getirilen bir uygulama ile 12 metreden uzun araçlar ruhsatlandırılamaz konuma geldi ve bu araçlar artık karayoluna çıkamıyor şu anda. Bu amaç doğrultusunda biz de Yavuz Başkan'la beraber bütün diğer pompa üretici ve satıcısı firmalarla temasa geçerek, çünkü ortak bir problem bu. Her ne kadar bunu da şuradan söylemek isterim, yani Betonsan'ın böyle problemi yok. Evet. Betonsan bütün bu problemleri aşmış bir firma. Siz o 58 ancak metreye 12 metreye sığdırdınız ama bunu yapamayan çok firma var. Firma var. Yapamayan demeyelim ama hazır olmayan diyelim. Tabii. Hazır olmayan firma hazır olmayan var. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı var. Sektörde ciddi bir problem oluşturacak. Belli bir süre belki bu iyileştirilme açısından verilebilir. Evet, talebimiz de bu doğrultu olacak zaten. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık biz. En azından bir geçiş süreci tanınmalı üreticilere veya ithalatçılara diyelim. Ama yani Betonsan, biz bu problemi çok çevik bir firma olduğum için çok rahat biz bunu çözdük. Ancak burada şu anda satışı yapılmış, teslimatı yapılacak bir takım şeyler, pompalar var diğer firmalara ait. Ama hiçbirisi bunu şu anda yapamıyor. Dolayısıyla burada bir geçiş süreci her zaman tanınmalı. Ve biz tabii genel olarak Avrupa Birliği'ne uyum içerisinde hareket ettiğimiz için, hı hı, Avrupa'da uygulanan kuralları burada baz alıyoruz. Evet. Bu doğrultuda bir rapor hazırladık Hazır Beton Birliği ile beraber. Ve bu raporumuzu kısmet olursa kısa zamanda bakanlık mertebesinde sunup çözüm barajı içerisine gireceğiz. Yavuz Başkanım, son sözleri size vereyim. Ben daha aslında betonla ilgili, hazır betonla ilgili konuşacak çok şey var. Çünkü Türkiye'nin yapacağı çok iş var. Çok doğru söylediniz. Biz Türkiye Hazır Beton Birliği olarak kalite güvence sistemimiz, akredite laboratuvarımız ve eğitimlerimizle Türkiye'deki beton sektörüne öncülük ediyoruz ve kendi çatımız altında topluyoruz. Türkiye Hazır Beton Birliği sadece üreticiler değil, bize ekipman üreten, makine üreten bütün firmalarla yakın işbirliği içindedir. Biz Türkiye'de inşaat sektörünün en önemli tedarikçisiyiz. İnşaat sektörü de Türk ekonomisinin lokomotifidir. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yapmak için de çok daha çalışacağız. Efendim, sizler güzel işler yapın. Biz de buradan bol bol moral ve motivasyon pompalayalım. Çünkü bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey güzel haberler. Türkiye'de güzel haberler var. Biz de bunlara çıkıp böyle cımbızlamıyoruz. Çok güzel haber var. Bunları vermek için koşturacağız. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonra sizi Gaziantep'e götüreceğim. Tabii malımızı ürettik ama bir de bunu satacağız. Dünyaya göstereceğiz ki Türkiye ihracatıyla para kazansın. Kısa bir reklam arası. Sakın bir yere ayrılmayın. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.